Editörümüz Betül Aras karşımızda. E, Betül, e, Cumhurbaşkanı yakında Mısır'a gidebilirim dedi. Bir yandan da e, Mısır üzerinden tahliyeler sürüyor. E, sözü sana bırakayım Mısır meselesiyle ilgili. Günaydın Kerem Kırçıval. Evet o tahliyeler devam ediyor. Dün 100 kişi daha Mısır'dan İstanbul'a getirildi. Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve AFAD tarafından karşılandı. 100 isim daha Türkiye'de bunun altını çizelim ki biz yapılan açıklamalardan orada bulunan Türk vatandaşlarını ya da Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarının tahliyelerinin devam edeceğini anlıyoruz ki aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye Gazze'de hem hastalar olsun hem bebekler olsun temaslarını da sürdürüyor. Burada tedavilerini yürütebilmek adına bu temaslarda sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir dönüşü kritik açıklamaları vardı bu noktada. Mısır'a gidebileceğini söyledi. Orada bu konuyu da gündeme bir kez daha bizzat kendisinin getireceğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim. Ne gibi adımlar atabiliriz? Hastaların tahliyesinin önünü nasıl açarız? Bunları konuşacağız. Ablukayı kırmak sadece bir ya da iki ülkenin değil İslam Teşkilatı ve Arap Birliği ülkelerinin tamamının atacağı adımlardan oluşur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ki yaptığı açıklamalar önemliydi. Biz buradan hem o Gazze'deki bebekler olsun, hastalar olsun, kadınlar olsun ya da refakatçılar olsun onların Türkiye'ye getirilebileceğini daha fazla sayıda gelebileceğini anlıyoruz ve aynı zamanda dediğimiz gibi en son 100 isim, 100 kişi daha oradan tahliye edildi. O tahliyelerde önümüzdeki günlerde devam edecek ki biz hafta başında şunu biliyorduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem Mısır ve hem İsrailli mevkidaşıyla bu konuyu görüşecek. Oradaki bebeklerin durumunu görüşerek Türkiye'ye getirilmesi noktasında bir adım atacaklarını söylemişti. Şimdi gözlerde bir yandan Sağlık Bakanlığının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o kuracağı üçlü mekanizmaya yani temas mekanizmasına çevrilmiş durumda Ankara'da diyeyim Kerem Kırçıval. diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları zaten bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ee, çalışmalarını yürütecek delegasyonun üyesiydi. Ee, Fransa ve e, İngiltere'ye, Paris ve Londra'ya gitti. Roma ertelenmiş görünüyor ama bu ateşkes meselesiyle ilgili galiba dışişleri de dikkatle izliyor, dışlarının ne? Dün yazılı bir açıklama geldi konuyla ilgili Kerem Kırcıval ee, olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ifade etti. Gazze'deki çatışmalara dört günlük ara verilmesini yaptıkları yazılı açıklamada rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz ifadelerinde kullandığı olumlu buldukları karşısında bu mutabakata mutabakata da tam riayet edilmesi gerektiğini bunu beklediklerini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı tabii bu insani aranın çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasının ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışa yönelik süreci başlatmasının temenni edildiğini belirttiğine yaptığı açıklamada, Katar'ın da bu mutabakata varmasını sağlayan çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti Dışişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı o yazılı açıklamada. Biraz da içe dönersek. Ee, malum bir tartışmamız var. 50 artı 1 ne olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Değişecek mi? Değişmeyecek mi? Bugün e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli bir araya gelecek mi? Biz o görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Beklediğimiz bir görüşme olacak. bu Bugün için yani muhtemel bir görüşme bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yok ancak bu tür ziyaret, iki ismin ziyareti günlük programlarda yer almıyor zaten. Bunun altını çizeyim. tabii aslında bu 50 artı bir tartışmasına girecek olursak eğer aslında biliyorsunuz 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bunun sinyalini vermişti. Seçim öncesinde değiştirebiliriz de işte Seçimden hemen sonra Almanya dönüşü ziyareti kapsamında bir kez daha e, gazetecilere uçakla yaptığı o değerlendirmede 50 artı bir konusunu gündeme getirdi. E, Değiştirebiliriz dedi. Gerekçesini e, anlattı Erdoğan. Mevcut da 50 artı bir mevcudiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor dedi. Kimin eli kimin cebinde belli olmuyor dedi. Hatta muhalefetin yaptığı o altılı masayı da örnek gösterdi. 10 altılı masa, 16'lı masa oluyor dedi. Bunları açıkladı Erdoğan. Erdoğan. Ki hemen akabinde aslında biz Cumhur İttifakı ortağının bu 50 artı bir sistemine Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara ne diyeceğini gözlerimize çevirmiştik. Salı günü Bahçeli de bu yönde mesajlarını verdi. Dün ne söylediysek Bugün de aynı çizgideyiz dedi Bahçeli. Yani 50 artı 1 sistemini savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi yaptı o grup toplantısındaki açıklamalarında. Tabi bugün aslında bu iki liderin beklediğimiz muhtemel olan o görüşmesinde bu konunun öncelikli gündem olmasını bekliyoruz. Bir şey söyleyeceksiniz galiba. Çünkü şey dün TV yüz ekranlarında dile getirildi. MHP'li Sevil Yalçın demiş ki liderler anlaşırsa gereğini yaparız. Şimdi bu Şeye bakarsak Almanya dönüşünde Cumhurbaşkanı konuştu, grup toplantısında Bahçeli konuştu. Ee, Cezayir dönüşünde Cumhurbaşkanı bu meseleye girmedi. Bugün e, Milli Milliyetçi hareket partisinin e, ne yakın Türk Gün gazetesi, o gazeteyi de iyi inceledim. Orada da bu tartışma ilgili bir şey yok. Hani iki lider bir görüşsün de, ona göre e, tavır alınsın gibi bir hava var. Ama Semih Yalçın'ın da e, Açıklaması çok makul görünüyor. Yani liderler anlaşırsa, konu meclise gelirse biz gereğini e, yaparız diyor. Ama belli ki bu iş biraz daha tartışılacak ya da tümüyle rafa kalkacak. Bilmiyorum. Bakıp göreceğiz. Ben şunu sorayım. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa bir de akşamlar Mansur yavaş görüşmesi var. İyi parti genel başkanı Mansur yavaşı kabul edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nda. Ben bunu şöyle sorayım istersen sana. Şimdi. Bir taraf diyor ki kendi adaylarımıza çıkacağız. İttifak yok. Her yerde aday çıkaracağız. CHP diyor ki ittifaka kapıları kapatmadık. Ee, Ekrem İmamoğlu diyor ki kentlerde yani yerelde ittifak olur. Sanki Akşener-Mansur Yavaş görüşmesi bunun bir işareti mi? Şimdi aslında Kerem Kırçıval şunu sorayım. E, bence de öyle sizin yorumladığınız gibi e, olduğunu düşünüyorum ben de ama biz burada Ankara'da aslında biz Meral Akşenerle Özgür Özel'in görüşmesini bekliyorduk. Mansur Yavaş'la görüşme biraz bizim için de sürpriz oldu. Bunu söyleyeyim. Tabii siz de ifade ettiniz. İyi Parti'nin Almış olduğu bir karar var. Uzun bir süredir seçimlerin hemen akabinde genel idare kurulu 81 ilde ilçelerde beldelerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz kararı aldı. Çünkü partinin en üst yetkili kurulu Meral Akşener'de her konuşmasında bunu ifade ediyor ki dünkü grup toplantısında yine söyledi. Seçimlere hür ve müstekil olarak biz kendi adaylarımızla gireceğiz dedi. Ama buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi biz işbirliğine ittifaklara çerçeve dahilinde yani tüm il ve ilçelerde olmasa da sınırlı çerçevede kritik noktalarda ittifaklara girmeye hazırız. Kapımız açık diyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında ya da akabinde diğer e, muhalefet partileri arasında henüz bir görüşme gerçekleşmedi. Yani işbirliğine dönük bir görüşme gerçekleşmedi ki biz aslında biraz önce de ifade etmiştim. Meral Akşener ve Özgür Özel'in görüşmesini bekliyorduk ancak bugün e, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve e, Meral Akşener İyi Parti Genel Merkezi'nde saat 16'da bir araya gelecekler. Tabii ki öncelikli gündem yerel seçimde işbirliği olacak mı bu olacaktır. Çünkü Ankara için İyi Parti ile ittifak yapmak bir hayli kritik öneme sahip diyeyim ben Kerem Kılçıval. E, Valla e, Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan eee İki tur arasında demiştik ki muhalefet darmadağın olacak. E, ee, Cumhuriyet Halk genel başkan değişimi oldu. Hala yansımaları devam ediyor. İyi Parti kafasını istifalardan kaldıramıyor. Şimdi yani şunu da gördük. Bir milletvekili kendi dokunulmazlığının kaldırılması. Disipline sevk edilen bir milletvekili kendi dokunulmazlığını kaldırması için savcılığa başvurdu. İyi Parti de karışık. O arada seçimlerde geliyor. Ee, dedin ya çok önemli. Biz Özgür Özel Akşener görüşmesi bekliyorduk ama Mansur Yavaş, Akşener. Ben de bunu şöyle yorumluyum. Bir yerden başlamaları lazım. Herhalde seçimleri alabilmek için. Yani 2019'a bakınca. Betül çok teşekkür ederim yayına katıldığın için.